Yeni bir Erol Balık'ta kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Uzun zamandır video atamıyorduk. Sonunda bir video çekmeye karar verdik. Demek isterdim ama aslında vermiş de değiliz arkadaşlar. Çok fazla hava gelsek de balık tutamıyoruz. Yapacak bir şey yok. Sezonun açılmasıyla birlikte ilk sezon avına geldik. Ahmet amcam var yanımda. Koca balıkçı. Bugün arkadaşlar sezon avı yapacağız. Nasıl olacak? Meçhul. İlk sezon avına geldik. Aslında Ahmet abi geçtiğimiz perşembe günü geldi. İki tane mi aldın Ahmet abi? Bir tane mi aldın? Birer tane arkadaşıyla balık almışlar. Bugün de ben onlara eşlik ettim. İkimiz beraber geldik. Diğer ekip sonradan gelecek. Bayağı kalabalık olacağız. Güzel bir hava olması niyetiyle çıktık geldik. Kişi sayımız fazla olacak. Umarım size balık gösterebilirim. Bilmiyorum artık, bayağıdır balık tutamıyoruz. Ben de haset kaldım. Hep ufak ufak balıklar yani... tatmin etmiyor. Açıkçası ben de sizleri yansıtmak istemiyorum. Bugün güzel bir kampımız olacak burada temiz havada. Bugün ayın 25'i miydi? 25'i cumartesi değil mi? 26'sı mı? 26'sıymış. 26 Haziran cumartesi günü sabah saat 7.30 civarı güneş görüyorsunuz yeni yeni. Hava puslu, doğuyor. Şimdi önce bir Ahmet abi takımları bağlasın. Onları size göstereyim. Nasıl bir takımı yapıyor. Genelde sazan avcıları bilir de bilmeyen arkadaşlarımız için bilinçlendirmek amaçlı takımları bir göstereyim. Ahmet abi ikili değil mi? İkili şöyle normal bir kurşun. Yani balık ürkmüyor mu kurşundan hiç? Balık ürkmüyor değil mi? Bir takım. Yani. Bu havada kalmıyor ki. Zaten zemin biraz otluk diyorsun burası. Evet. Dip oltası atıyoruz. Nasıl olacak? Heyecanlıyım açıkçası. Yani ben sazan avı yapan bir insan değilim. Bakacağız. Yem olarak süt mısır kullanıyoruz. Yem olarak süt mısır. Taze mısır. Bakalım abi nasıl takıyorsun? Fark etmez şöyle. Bu mısırı iki tane takarsan almıyor balık. İki tane takarsan almıyor bak. Ben sarı suda yaptığım avlarda da öyleydi. Yani, tek mi takıyorsun yani? Tek takıyorum abi. Tabii zaman geçtikçe bunu kuru mısıra dönüyoruz. Yani Temmuz'un 15'inden sonra falan kuru mısıra dönüyoruz. Anladım. Sıyır bakalım Ahmet abi nasıl sıyırıyorsun? Makine Banax mı? Ey yavrum benim. Eski sazancılardan kim kaldı arkadaşlar? Güzel. İşaretledim mantarla da yerini. Tam mantarın üstüne bindim içine. Nazara mı geldin acaba? Nazara geldi. Tam kurtardıydı aslında. Kaydı. Yana kaydı. İçine kaydı. Ya ne hemen düştü mü? Çekerken orta takılıyor ya. Dip muhtemelen dibi böyle, suyun zemini böyle. Bu şekilde olduğu için sıkıntı olabiliyor. İleride de bir sazancı var. Geceden buradadır muhtemelen. Bugün çoğalır. Bugün hafta sonu olduğu için aynen. Bugün burası bayağı kalabalık olur. Yani ben şu an geldiğimiz saate göre yani çok erken de gelmedik. Olur insan diyordum ama pek gölün etrafında kimse göremedim. Gerçi biz gölün başlarında olta atıyoruz. Sokaktan da uyumuyorlar. Aynen abi, sokağa çıkma. Gerçi uyumuyorlar ama uyumak da gerekir yani, yapacak bir şey yok. Bize jandarma geliyor çünkü. Aynen, burası bir ayaküstü olduğu için jandarma muhtemelen geliyordur abi. Sıkıntı gene de kurallara uymakta fayda var. Yani az buz ceza kesmiyorlar. Evet, tamam, güzel yere oturdu şu anda. Evet, oltaları atıyoruz bu şekilde. Ahmet abinin sistemiyle dikiyoruz. Artık ne zaman gelir kahvaltıya geçeceğiz, ondan sonra çayımızı demleyeceğiz. Balık gelirse pişireceğiz mi diyorsun Ahmet abi, öyle mi diyorsun? Ya be süper arkadaşlar. Hadi bakalım. Bak ben Sarısu Deresi'nde av yaparken şey yapmıyor. Öyle bir tane iki tane mısır oldu mu hiç balık vurmuyor. İlla o kancı gömülü olacak mısırla. Yok. İki tane oldu mu ağzına alınmıyor, kaydırıyor. Ya o ayrı mesele canım.
Yoksa döndürmene gerek yok sazan. Yemiyor ama. İstahı bile vurmuyor sarı suda. Oltan diplerini yemleyeceğiz. Yem bak bu. Yemi gösterelim. İlla soran arkadaşlarımız oluyor. Yani ne taktıysak ondan yemliyoruz. Aynen. Ne taktıysak ondan. Böyle o kahverengiler ne? Bu şey mi? Civciv yemi falan mı? Şey, küspe. He, küspe. Küspe ile taze mısır arkadaşlar. Harmanlamış Ahmet abi onları akşam. Onlarla birlikte yemleme yapacağız. Biliyorsunuz ki sazan avı aksiyonlu bir av değil. Bek avı denilir, geçer. Bekleyerek av yapacağız. Ben de iki tane mantarla takım attım. Bir tane de ben de dip atacağım. Benim mantığımın orada bir İsrail atladı. Hareket yok. Nasıl olacak belli değil he Ahmet abi. Her şey çok güzel olacak he. 40 gün taban eti, bir gün av eti. Öyle demişler. 40 gün taban eti, bir gün av eti. Yani 40 gün balığa gelirsin, bir gün tutarsın demişler. Bugün de o 40. gün. Hadi nasip inşallah. Şanslı mıyım, değil miyim? Göreceğiz. Umarım izleyicilerde güzel bir video çıkacak Ahmet abi. Ahmet abinin kendi imal adı arkadaşlar. Bardaktan yapmış. Torunun hamur bardağı. Hamur bardağı. Böyle oyun hamuru zaten. Evet. Bundan yemleme yapıyor. İçine bu mısırı bakın. Dolduruyor. Atıyor. Bakın. Bir gerdiriyor. Bakın böyle azar azar atıyorum. Öyle göstereyim. Azar azar. Çok gerek İçini yok. İçini doldurdu. Bak kementi takacak oradan. Olay bu. Orada boncuk, ufacık bir boncuk. Onu tutuyor, kilitliyor. Suya düştüğünde ters dönüyor arkadaşlar. Mantar olduğu için dibinde mantar havaya kalkıyor. Yem direkt boşanıyor ağzından. İleride şöyle göstereyim. Orada bir mantarımız var. O mantar olta değil, dibe değik şekilde yemleme yaptığımız yeri işaretlemek için, oltaya attığımız yeri işaretlemek için ama daha böyle bir sistem yapmış. Bu şekilde yemleme yapılıyor. Sazanı yemlemeden alamıyormuşuz kolay kolay. Biz atçıkçıyız abi, bilmeyiz yani, biz biliyorsun yani. Tatlı su avlarına genelde seninle başladık. Normal avlarımız bizim Marmara bölgesinde atçık avları pek verimli olmadığı için, tabi Ege Akdeniz'de değiliz, yapacak bir şey yok, mecbur böyle avlara yönelmek zorunda kaldık ve bunlar da daha çok keyif vermeye başladı. Bu şekilde devam edeceğiz. Peki ne kadar yemlemek gerekiyor? Çok mu yemlemen gerekiyor? Yok, çok. Yani 4 tane olta attık. 4 bardak atsan kâfi diyorsun. Balığı yani oraya çekmek mesele. Tabii balığı oraya şey yapmak yani. Ha çok uzun süre kalacaksan daha fazla mı yemlemek daha gerekir? Daha fazla yemlemek gerekiyor. Çünkü illaki ufak balıklarda isterler vesaireler yiyor bu yemleri. Evet. Yani illa yemleme yaptığınızda oltaya vuracak diye bir kayda yok sonuçta. Tabi sazan avcılığının çok fazla teferruatları var. Daha ustalık isteyen yanları da var ama yani biz... Bizi aşıyor. Kilosu 70-80-100 lira. Tabi boylu avları yapılıyor. Biz genelde mısırla av yapmayı tercih ediyoruz. Doğal. Balığı neye alışırsan onunla. Evet, balık neye alışıyorsa o şekilde daha çok verim veriyor. Kimi mesela burada arkadaşlar sportif avcılık da çok yapıldığı için boğuluya bayağı bir alışmış şekilde balık. Ahmet abi onu söylüyor. Alıştılar diyor balığı boğuluya. Bu sene mesela mısırla pek balık alan az diyor. Yani sezon açıldığı günden itibaren Ahmet abi yaklaşık bir 10 kere gelmişsinizdir. Evet. 10 kere gelmişler. Yani totalde 2 balık alabilmişler mısırla. Ama boylu ile atanlar daha fazla almış. Ahmet abiye ben söyledim. Boylu atalım bize dedim ama biz emekçi adamız dedi. Boylu ile falan işimiz yok dedi. Derdimiz balık. Derdimiz balık değil dedi. Biz kampa geldik. Temiz hava almaya geldik dedi. Yaş olmuş diyor 80 diyor. Azıcık düş. Azıcık düşeyim 65 olsun. 65'e bağlayalım.
Hadi 2 gün daha, 2 yıl daha düşeyim de 60'a bağlayalım Ahmet abi. Evet, 60'a. 60'a bağladık. Hedefimiz bizim keyif almak. Her şey balık değil. Evet, yemlememizi yaptık diyorsun Ahmet abi. Yemlemeyi de bu şekilde yapıyoruz. Bundan sonrasını göreceğiz nasıl olacak. Ama ben uzun bir video bekliyor sizler arkadaşlar. Uzun bir video çekeceğim. Kısa bir video değil. Umarım keyifli anları yakalayabilirim sizler için. Rast gelsin diyoruz. Ben de arkadaşlar gariban işi yemleme yapacağım şimdi. İki tane mantarım var. Onları atayım. Yakın ki bu ama. Gariban işi yemleme. Ya gerdime göz zaten mantalara baksana. Şu yarım metrelerde. Gariban işi arkadaşlar. Biz fakir adamız yani. Öyle. Mantarım hemen şurada. Yakında mantarım. Ben vurursa iş saati temizliği yapacağım. Temizlik imandan gelir demişler. Ya Allah bismillah. Ağzı ağzı atmam lazımmış. Ağzı ağzı atmam lazımmış. Haydi oğlum. Heh, tam mantarımın olduğu yere attım valla. Bu güzel oldu. Gariban yemlememizi yaptık. Bundan sonrası beklemeye devam. Çay saati geldi. Ahmet abi odun topluyor sağa sola. Herhangi bir vuruş yok. Hareket yok. Saat 10 oldu. Çok balık patlıyor ama iyi bir balık vuruşu yok. Bir iki tane ufak istay sazana tuttuk. Ben eğleniyorum kenardan. Mantalı takımlar. Bak geçirmeye çalış. Ahmet abi ne haber? Kolay gelsin. Sana gelsin sana. Böyle diyoruz arkadaşlar. Ayaküstü bir laf soktu hemen. Evet, yemek faslı geldi. Sabahtan beri tıklamayınca Ahmet abinin geçen hafta tuttuğu balıkları yiyeceğiz bugün. Buzluktan muzluktan ama idare eder Ahmet abi. Evet. Sazanlar burada arkadaşlar. Bugün tutup yiyemedik ama Allah'tan Ahmet abi yanında getirdi. Emin gibi olaraktan. Evet. Tutamayız belki dedi. Garanti olsun dedik. Aynen, garanti olsun. Abi hiç olmadı aç kalmayalım muhabbetine. Evet. Yani tuttuk pişirdik yiyoruz demiyoruz yani. Yapacak bir şey yok. Olan balığı yiyeceğiz. Dolaptan malaptan. Ahmet abi umuyor. Az az umla ya. Motorli bağırttırma motor ola. Ay vallahi ne güzel gözüküyor lan Ahmet abi. Lokum gibi. Lokum lokum. Arkadaşlar vuruş değil hiçbir şey yok. Öyle saatler oldu. Birazdan yemek yiyeceğiz. Yemek hazırlıklarına geçtik. Ben 10-15 tane istihar sazanı tuttum can sıkıntısına. Güneşte yandım iyice. Kavruldum. Diğer ekip de burada. Yerliler volta atıyorlar. Öyle devam ediyoruz. Nasıl olacak? Meçhul akşama kadar buralardayız. Sazanı demişler bol yağda yapacağım. Değil mi Ahmet abi? Evet. Bugün yemeği Ahmet abi yapıyor. Her usta kendi balını pişirir demişler ha. Kaşın da güzelmiş ha. Çin'den ithal mi ettirdin? Evet. Çin'den. Özel sipariş. Özel sipariş. Ben Uygur Türk'üyüm abi. Allah var ya ateşte güneşten birleşince kavuruyor. Oo, hemen kaynatmaya başladı. Şeyi görüyorsun değil mi? Bak şu cızırtıyı görüyorsun. Hangisi? Aynen abi. Şu cızırtıyı gördüğün zaman tamam mıdır diyorsun? Yağ kızmış demektir. Özel sipariş kaşıkla test etmek lazım önce. Evet. Derece kaç diyor? Şimdi bak. Oo, vay 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 vay.
Bak bol yağın içine gömüldüler iyice bak. Evet, evet, evet. Evet, evet, evet. Çatılıyorlar Ahmet abi. Aman elini melini yakma. Bugün böyle arkadaşlar. Bundan sonra artık böyle. Aç kalmayalım. Tuttuğumuzu pişireceğiz. Tuttuğumuzu pişireceğiz ha. Gerçi biz böyle çok yapıyorduk da milletin canı çeker diye vizyona koymuyorduk değil mi Ahmet abi? Evet. Yani olan var olmayan var. Ama böyle, bu tür avları da seviyorsunuz. Ya, o yüzden böyle paylaşımlar gelecek. Bunu birkaç sefer yapacağız gibi geliyor. Bu sene çok yaparız. Çok yaparız. Öyle gözüküyor. Cazırdıyor. Fena fena cazırdıyor hem de. Buradan bir iki tane kurvadan. Şunları atayım mı? Gürgen bu ya. Hay maşallah şunlara bak hele bak. Nar gibi olmuş Ahmet abi bunlar. Afiyet olsun yiyenin. Biz yiyeceğiz abi. Biz umarım kimsenin canı çekmez, arkamızda da laf söylemez. Tekrardan yine kusura bakmayın. Bu görüntüleri pek göstermek istemiyorum ama yapacak bir şey yok ya. Seven var, sevmeyen var. Hakkınızı helal edin. Umarım bir gün sizle de birlikte böyle bir av yapar. Geriz yani. Ben takipçilerle ava gidiyorum genelde. Biliyorsun Ahmet abi. Evet. Yani hiç çekinmeyin. Gelin yaparız. Sıkıntı yok. Başka şehirde olun gene yaparız. Hatta davet edilirsek biz bile geliriz yani. Gider miyiz Ahmet abi? Gideriz. Gideriz. Akdeniz olur, Ege olur, deniz balığı olur, göl balığı olur, hiç fark etmez. Bizim için dostluk önemli. Tamam mı? Aha. Balık yağında biber kızartma. Evet, Ahmet abi dedi çok güzel olur dedi. Balık yağında dedi biber kızartacağım, domates kızartacağım dedi. Aşırı lezzetli olur dedi. Bakalım nasıl olacak. Ben de ilk defa yiyeceğim. Balık yemezseniz bunu yersiniz. O kadar diyorsun yani. Balık yemezseniz. Balıktan daha lezzetli olur diyor. Anında kızardılar zaten. Ateş canlı. Öf 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 öf. Balığın yağı içine birleşince ayrı bir lezzet. Topla hazır. Sen neredesin abi ya? Afiyet olsun ya abi. Gel abi gel. Gel otur gel. Otur otur. Ay ay bismillah. Kombiye sazan ya. Son aldım. Yağmurda aldım. Hadi bakayım, hadi bakayım. Kepçe yok mu? Kepçe getireyim mi? Gel be ya. O kadar büyük değil, ufak ufak. Çapakmış be. Eyda. Çapak çapak. Azıcık seveyim ben bunu. Azıcık öp. Vakumla hele. Hadi bak. Ay, yavaş. Vallahi geldi aman, geldi. Aman, dur lan. Ulan. Hadi bakayım. Ne diyorduk böyle ufakları? Saygı duyarak suya geri salıyoruz. Hadi bakalım. Hoppa. Hadi güle güle. Salına salına gideyim. Bir daha gelme. Dedeni gönder. Bak şu otlar var ya. Ya bu. Bu otların bitişimine kadar oradan atıyorduk zaten. Orada aslında derim tamam mı? Ama böyle otluk olması aslında daha iyi yemesi için ya. Buraya girmez. Bu sep burası. Yani aşağısı iyi. He. Yok.
Evet, amucamız yine aldı. Yaptı yapacağını. Usta adamın hali başka. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bak, öyle balıkçılık böyle profesyonel, 1 milyarlık, 3 milyarlık oltalarla değil. Bak, sistemi görüyorsunuz. Bak, hop, sistem bu. Ne aldı adam? Hemen göstereyim. Ufak bir çapak aldı. Gördüğünüz gibi. Şu balıkları almazsanız çok seviniriz. Biliyorsunuz. Salınacak balık. Değil mi amca? Abi ya, amca. Bunları almayın. Size zahmet. Yani öyle 1000 liralık, 10 bin liralık takımlarla sadece balığı yakalanmıyor. Adamı sistem belli, görüyorsunuz. Nasip de varsa her türlü alırsınız. Hadi bakayım. Hadi oğlum, git deden gelsin lan. Lan deden gelsin, deden. Çabuk yürü, hadi hadi hadi. Hey maşallah. Ha, dire mantan oraya gitti. Gene gelecek şimdi o. Ben de şey diyordum ya, geleyim şuraları atayım diyorum ya. Şura var ya. Değil mi? Mantar için çok ideal değil mi o? Hemen şu dikenin bittiği yer var ya. Şöyle şuralar. Bana daha şey gibi geliyor, mantara ideal gibi geliyor. Mantara ya, hayvan, ufak hayvan kenarda oluyor ya. İri mi açıkta alıyor diyor? Hı? İri mi ızlatta mı alıyor? İri. O zaman hiç atmaya gerek yok. Ya, ufak ne yapacağım ya? Geçen sarı suda 40 tane saldım sarı suda. 40 tane bu boylarda. İlk tuttuğum var ya, onun gibi 40 tane ya. Ulan bir tane mi denk gelmesin büyük be? Evet, mantarlı takıma İsrailleri yakalarken bir tane çapak geldi. Hiç incitmeden. Hadi bakayım. Bir daha gelme, tamam mı? Hadi bak. Hadi git, hadi git lan. Kaysana oğlum, kaysana hadi. Namazı, nasıl gidiyorsun? Vallahi arkadaşlar hiç büyük balık vurmadı ya. Hep vuranlar ufak böyle. Birkaç tane dibe de vurdu ama yapacak bir şey yok. Saat 7 oldu. Son 2 saat. Vurdu. Vurmadı, vuruldu. Sal abim zaten balığı yakalamıyor. Yatmaya gelmiş buraya. Ha, orada yatıyor bak. Bu. Allah Allah. Arkadaşlar. Yani ilk defa yakaladım. Ömrümde sazanın koyu hali dedikleri bu olsa gerek. Ne hali? Koyu diyorlar ya. Koyu sazanı. Ufak sazanmış bu. Ha? Harbi sazanmış. Kırmızı ama İsrail. Yani görüntüsü her şey İsrail. Yani hiçbir farkı yok İsrail'de. Bundan İsrail'in dallanması. Öyle mi oluyor? Daha koyu, böyle koyu kırmızısını yakaladım bunun. He. Burada götürdüm İzmit'e. Ne yapalım? Eski İstanbul yolunda 3 tane köfteci var. O köfteci de büyük bir akvaryum var. He, oraya mı saldınız? Götürdük o akvaryuma. Oo, bütün balıklar buna saldırdı. Ne yapayım buna? Diğerlerini yiyeceksem o da yenir. Ya bu gıyıp yenilir mi? Ama İsrail bu. Ne fay, o da İsrail'di. İsrail değil mi bu da? Ya sazanın bir çeşidi işte. Akvaryuma koyalım seni ha. Akvaryum balığı değil yani. Akvaryum çocukları var ya. He. Onların akvaryumu vardı. Büyüğünün balığı, ufağının balığını yemiş. Şey va. Ya ben gene de bunun renginden ötürü öldürmeye kıyamadım ya. Salacağım. Renginden ötürü öldürmeye kıyamadım. Valla şunun güzelliğine bak, ilk defa yakaladım ömrümde ya. İsrail ama yani ne bileyim. Biraz sanki şey geldi bana ya. Hadi git. Hadi git. Git. Ne rengini, ne güzel ya. Kıyamadım. Katletmeye kıyamadım. İsrail aslında hata yaptık ama. Yine başaramadık. Sal abi. Ödetler aldım kadroca ya. Vallahi arkadaşlar yapacak bir şey yok. Temiz havayı aldık. Oksijen aldık.
Ya sokağa çıkma yasağı saat 10'da başladığı için bitmedi gitti, kurtulamadık. Mecbur saat 9'a geliyor. Toplanıyoruz artık, çıkacağız. Ağmadık iri bir sazan. Nasip yokmuş, ufak 4-5 parça bir falan balık aldık ama hepsi salındı zaten. Nasip değilmiş. Bu oksijeni, bu havayı aldık, bu keyif aldık, yeterli. Tekrar yeni bir avda görüşmek üzere. Bu videoyu izleyenler artık bir şans verirsin. Diğer avda belki iri bir balık yakalarız. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Ahmet abi, ne diyorsun? Bir dahakine inşallah. Bir dahakine inşallah dedik. Görüşürüz. Allah'a emanet.